Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde çok güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz sizle beraber. Soruyu çok beğendim. Hemen apar topar dizgiledim ve sevgili arkadaşlarım sizlere videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlarım hiçbir videoda söylemedim şimdiye kadar ama videoyu beğenip abone olmayı da lütfen ama lütfen unutmayın. Hadi hep beraber hazırsanız geçelim sorumuza. Bir A ve B kümesi verilmiş bizlere. A kümesi bu, B kümesi bu. A kümesinin içerisinde 3 tane ay var. Ocak, Şubat, Mart. Ve B kümesinde de Kapadokya, Uludağ, Yedigöller diye birbirinden güzel, Türkiye'mizin birbirinden güzel noktaları var. 3 tane. Olmak üzere. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu. Şu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar f fonksiyonumuz. Bakın. Zeynep'in x ayında gezdiği yerler olarak tanımlanmış. Peki buna göre diye başlamış. Diyor ki. Hangileri doğrudur? Öncüllerimize bakacağız. Hangileri doğruysa onu işaretleyeceğiz. Şimdi Zeynep Şubat ayında hem Kapadokya hem Uludağ'a gidebilir. Öncelikle sevgili gençler biz bunu şu şekilde düşünsek. Mesela şöyle yapalım. Bir tane de şöyle yapalım. Tamam. Burada neler yazıyor? Ocak var. Şubat var. Bir de arkadaşlarım Mart ayı vardı. Burada ise Kapadokya, Uludağ ve Yedigöller vardı. Pekala. Şimdi diyor ki Zeynep Şubat ayında hem Kapadokya hem de Uludağ'a gidebilir. E fonksiyonumuz belli. Normal bir insan gidebilir Şubat ayında hem Kapadokya'ya hem Uludağ'a. Fakat ben diyorum ki Şubat ayında hem Kapadokya'ya hem de Uludağ'a giderse eğer bu bir fonksiyon olmaz. Niye? Çünkü sevgili gençler buradaki bir eleman yani tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde bir ve yalnız bir elemanla eşleşebilirdi. Dolayısıyla fonksiyon olmaktan çıkar. Yani Zeynep Şubat ayında öyle hem Kapadokya'ya hem Uludağ'a gidebilirim diyemez gençler. Birinci öncülümüz bizim cortladı. Zeynep Ocak ayında şurayı silelim ve devam edelim. Zeynep Ocak, Şubat ve Mart aylarında Yedigöller'e gidebilir. Yani diyor ki bize şöyle diyor. Ocak'ta Yedigöller'e gitsin, Şubat'ta da Yedigöller'e gitsin, Mart'ta da Yedigöller'e gitsin diyor. Bu olabilir mi? Evet, fonksiyon şartlarında böyle bir şey mümkün ve hatta bunun bir ismi vardı. Neydi? Sabit fonksiyondu. Dolayısıyla bu tanım Zeynep'in fonksiyonu bir sabit fonksiyon olabilir ve Ocak, Şubat, Mart aylarında Zeynep Yedigöller'e gidebilir. Yani bütün aylarda aynı yere gitmiş olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ikinci öncülümüz doğrudur. Zeynep Şubat ayında Uludağ'a gitmişse, bakın Zeynep Şubat ayında Uludağ'a gitmişse diyor. Zeynep Şubat'ta Uludağ'a giderse eğer A'dan B'ye iki tane birebir fonksiyon tanımlanabilir denilmiş. Şimdi birebir olacaksa Şubat ayını Uludağ ile eşleştirdiğimiz için artık Ocak ayını ya Kapadokya ile ya da Yedigöller'le eşleştireceğiz. Yani Ocak için iki farklı seçenekten birisi mevcut çarpı Mart için varsayalım ki Ocak ayında Kapadokya'ya gitmiş olsun. O halde arkadaşlarım Mart ayı için tek seçenek kalıyor. Kapadokya'ya veyahut nereye gidemez? Bakın Kapadokya'ya veya Uludağ'a gidemez. Mecburen Yedigöller'e gitmek zorunda kalır. Yani birin birlisini seçer. Birin birlisi 1, ikinin birlisi 2. Doğru cevap toplamda 2 tane birebir fonksiyon yazabilir deriz sevgili arkadaşlarım. Ki zaten öncülümüzde de bize 2 tane birebir fonksiyon tanımlanabilir demişti. Demek ki bu da doğru olacak ve cevabımız nerede? C seçeneğinde verilmiş olacak sevgili gençler. Evet arkadaşlar güzel bir fonksiyon sorusuydu. Sizle paylaşabildiğim için mutluyum. Sizin de çözümü gördüğünüz için mutluyum. Daha farklı sorularda, daha zor sorularda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.